Efendim, evli çiftler arasında zaman zaman iş bölümü yapılsa da ev işlerinin büyük bölümünün kadınlar tarafından yapıldığı bilinen bir gerçek. Doktor Ahmet Rasim Küçük Usta ise bu konuda erkekleri ilgilendiren ilginç bir bilgi paylaştı. O bilgiye göre ev işi yapmak erkekleri hem hastalıklardan koruyor hem de ömrünü uzatıyor. Covid döneminde bütün işler bendeydi. Covid'de sadece. Kısa bir süre. Ben alıyorum, o temizliyor. Önemli olan almak değil mi? Hayır, yapmak. Onu da yapıyoruz ara sıra. Ev işlerini kim yapmalı? Bu soru yeniden gündeme geldi. Kimi eşine gönderme yaptı, kimi de takdir etti. Keşke herkesin eşi ama benim eşim gibi olsam. o konuda çok şanslıyım. Eşim çok yardımcı oluyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Ahmet Rasim Küçük Usta günde 30-40 dakika ev işi yapmak erken ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor dedi. Ve kadınlara çağrıda bulundu. Bundan sonra lütfen bulaşık, çamaşır, ütü, temizlik, çocuk bakımı, her ne olursa bütün ev işlerini sevgili kocanıza bırakmanızı rica ediyorum. Ev işleri yapmanın sağlığa olan faydaları ile ilgili dünyanın birçok noktasında sayısız araştırma yapıldı. Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre de özellikle 45 yaş üstü erkeklerin ev işleri yapması durumunda Alzheimer ve demans gibi hastalıklara savaş açtığı ve bu durumun hafızayı güçlendirdiği tespit edildi. Bence de ortak yapılmalı. Yemek de yapabilmeli, çamaşır da yıkayabilmeli. Aynen. Hayat müşterek yani. İlk yıllarda daha fazlaydı, giderek azaldı tabii. Koltuğunuza oturun, geçin televizyonun karşısına. Dizilere bakın, sosyal medyaya girin, orada gezinin. Bu arada kocanıza söyleyin, size az şekerli bir Türk kahvesi yapsın. Maddi anlamda ortak ilerliyorsa işler, kesinlikle ev hayatında da ortak ilerlemeli.